Marmara Denizi, hemen sahil, olduğu gibi kum. Burası Gönen Kınalar Mahallesi'nin sahil şeridi. Hemen deniz kenti geçince Kınalar kısmı. Deniz kentten biraz daha bakımlı. Karşıda balıkçılar balık tutuyorlar. Sahili sığ, denize girilebiliyor. Yazın bayağı burası bir kalabalık oluyor. Açık deniz olduğu için biraz yosun oluyor bu civarlarda. Sağ taraflarımızda villalar var. Şöyle gösterelim. Bakın. Bu tarafı da gösterelim. Hemen Çanakkale yolu. Çanakkale Bursa yolunun hemen alt kısmında. Burası Kınalara bağlı sahil şeridi. Üst tarafta tepenin üstünde, yakın çekim gösterelim. Hemen en üst kısım bu taraf. Bakın köy de yukarıda, Kınalar Köyü. Çanakkale yolu. Çanakkale yolunun altı da sahil şeridi. Hemen bu yol böyle deniz kente doğru gidiyor. Siteler sağ tarafta, sol tarafta da sahil şeridi. Daha önce gelmiş miydin buraya? Geldim. Siz geldiniz mi? Nasıl buralar? Güzel mi? Gelmediyseniz gelin uğrayın. Uğrayın evet, diyorsunuz. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Burada bakın güzel bir villa var. Şöyle iki katlı bahçesi var. Bahçesine böyle bir şey yapmış. Salıncak da koymuşlar. Salıncak evet yapmış. Evet. Hamak. Bunlar biraz daha bakımlı. Evet. Yolu parke taşı, bahçe düzenlemeleri reddedildi. Site içerisinde geziyoruz. Güzel kuğular var. Bunlar kuğu muydu? Evet. Pembe. Çok güzel. Güzel bir villa yine. Sahil kenarında. Bahçesi de güzel. Güzel bir bahçe. Balkonlarını kapatmışlar. Çok güzel bir yaşam alanı yapmışlar. Sol tarafta zaten yolu parke taşı. Tarafları da güzel bir bahçe düzenlemesi yapmışlar. Her yere çocuk parkları da koymuşlar. Hemen sahilde yürüyorsun. 30-40 metre sahil, denize giriyorsun. Villana geliyorsun. Konum olarak yer güzel, bakımlı, sokakları tertemiz. Güzel villalar, yeşillendirmesi güzel. Villalar da güzel. Hep ikiz villa şeklinde yapılmış. Güzel bir bölge, şehir merkezine 25-26 kilometre mesafede, yakın, yani çok uzak değil, yarım saatte gidip gelebiliyorsunuz. Evet, şimdi Denizkent tarafına bağlanıyoruz. Bu tarafta Denizkent, Gönen Denizkent diye geçiyor. Kınalar tarafından çıkmak üzereyiz. Evet, buradan itibaren Denizkent başlıyor. Yine aynı şekilde sahil şeridi. Olduğu gibi kum. Tabi buralarda biraz yosun oluyor. Açık deniz olduğu için yosun kaçınılmaz. Onu söyleyeyim. Böyle sahil kısmı devam ediyor ileriye doğru. Burada da villalar, güzel villalar da var burada. Yürüyüş yolu burası. Böyle devam ediyor. İleride çifte çeşmeler devam ediyor. Şimdi biz hemen Denizkent'in villalarını, etrafını bir gösterelim. Şöyle. Burada da güzel yapılmış villalar var. Şöyle mesela şuradan gidelim. Denizi gösterelim bakın. Hemen denize 100 metre mesafede villalarda sağ taraf
konum olarak güzel bir hava, temiz bir hava. Evet, burası da yeni yapılmış, güzel bir villa yapmışlar bu şekilde. Burada da güzel bir villa var. Denize nazır. Camisi var buranın, marketi var, jandarması var, yani sağlık kabini var. Evet, bu da bu sene yapıldı. Bu güzel bir villa. Burada Gönen bir sahibi. Buraya güzel bir villa yapmış. Bakın 10 numara. Evet, sahil kısmı da, sahile inelim, bir de denizi gösterelim.